Kardeşim, öğüt almaya ve ibretle düşünmeye sevk ettiği için hastaları ziyaret etmelisin. Evet, hasta ziyareti insana öğüt almasını sağlar. Nice ibretlikler vardır. Onun için hastaları ziyaret et diyor. Allah insanı zayıflıktan yaratmıştır. Kendisini ziyaret ederken hastaya bakmak, aslına bakman hususunda dikkatini çeker. Öyle ya, hastaya baktığın zaman sen de kendi aslına bakarsın diyor. Veya o hastanın aslına bakmış olursun. Zayıflığına. Allah insanı zayıflıktan yarattı. Kendisine itaat etmede lazım olan güçte de Allah'a muhtaç olduğunu görürsün. Bunun yanı sıra Allah hasta olan kulunun yanındadır. Evet, Allah hastanın yanındadır. Çünkü Kutsi Hadis'te belirtiyor. Dikkat ediniz. Hastanın Allah'tan başka sığındığı kimse olmadığı gibi Allah'tan başka kimseyi zikretmez. Öyle ya, hasta ağrısı var, sızısı var, tek dayanacağı, sığınacağı tek yer Allah'tır. Ya Rab, Allah'ım diye dua eder. Hep Allah'ı zikir halindedir, değil mi? Allah sürekli onun dilinde yad edilir, hastanın dilinde. Kalbinde de sadece Allah'a yönelir. Hangi hastalık olursa olsun, hasta Allah'la beraberdir. Tedavi olup şifaya vesile olacağı bilinen vasıtalara başvursa bile böyledir. Her halükarda hasta Allah'tan gafil değildir. Bunun sebebi Allah'ın onun yanında hazır bulunmasıdır. Allah kıyamette şöyle der. Ey Ademoğlu, hasta oldum, ziyaret etmedin. İnsan şöyle cevap verir. Rabbim, sen alemlerin Rabbi iken seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Allah şöyle der. Bir kulumun hasta olduğunu biliyordun fakat ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin beni onun nezdinde bulurdun. Hadis sahihtir. Hadiste geçen beni onun nezdinde bulurdun ifadesi hastanın gizlide ve açıkta Rabbini zikretmesi demektir. Allah'ın yarattığı herhangi bir varlık senden yemek veya su istediğinde imkanın olunca ona yemek ve su vermen de böyledir. Başka hiçbir değerin ve merteben olmayıp sadece yemek ve su isteyen varlık seni kullarını yediren ve içiren hakkın mesabesine yerleştirmiş olması şeref ve değer olarak kafidir. Yani su versen, yemek versen diyor bir varlığa, işte bu şeref sana kafidir diyor. Çünkü hak veriyor ya yemeği de suyu da, ama senin elinde verdiği için onu o mertebeye yerleştirmiş oluyor. Bu şeref sana kafidir diyor. Meseleye böyle bakmak pek az insanda bulunur. Dilenciye bakınız. O dilenirken ve sesini yükseltip Allah için bana bir şey ver derken o esnada Allah kendi adıyla onu konuşturmuştur. Adam duyup da istediğini vermen için sesini yükseltmiş, hiç kuşkusuz seni Allah'ın adıyla isimlendirmiş, sesini yükselterek sana dönerken adeta Allah'a yönelir gibi dönmüştür. Seni efendinin mesabesine yerleştiren birini mahrum bırakmaman ve istediğini verirken aceleci olman gerekir. Daha önce zikretmiş olduğumuz kulun hastalığıyla ilgili hadiste Allah şöyle der. Ey Ademoğlu! Senden yemek istedim, yemek vermedin. Kul, sen alemlerin Rabbi iken seni nasıl yediririm deyince Allah şöyle der. Falan kulumun yemek istediğini ve senin ona yemek vermediğini hatırlamıyor musun? Yemek verseydin o yemeği benim nezdimde bulurdun. Ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin. Kul şöyle der. Rabbim, alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su veririm? Allah şöyle der. Senden su isteyen falan kuluma su vermediğini bilmiyor musun? Su verseydin, verdiğini benim katımda bulurdun. Hadisi İmam Müslim Muhammed bin Hatem'den, o da Behs'ten, o da Hammad bin Seleme'den, o da Sabit'ten, o da Ebu Rafi'den, o da Ebu Hureyre'den aktarmıştır. Bu rivayette Allah kendisini kulunun mertebesine yerleştirmiştir. Bütün bu durumlarda Allah'ı zikreden ve onun karşısında huzur sahibi olan kul, kendisinden yemek ve su isteyenin
hak olduğunu görür. Onun kendisinden istediklerini yerine getirmek üzere koşuşturur. Çünkü insan kıyamette ihtiyacı nedeniyle kendisinden su veya yemek isteyen dilencinin halinde ve durumunda olup olmayacağını bilemez. Öyle bir durumdaysa Allah da onun ihtiyacını karşılar. Öyle ya, kıyamette, mahşer günü insan da koşuşturacak sağa sola, değil mi? İşte o zaman da diyor, eğer sen ihtiyaç karşıladıysan Allah da o zaman senin ihtiyacını karşılar. Onu benim katımda bulurdun ifadesi bu demektir. Yani o yemeği ve içeceği ben senin adına yukarı kaldırır ve bereketlendirir. Kıyamette de en güzel, en hoş ve daha öncekinden büyük bir şekilde sana iade ederdim demektir. İnsan kendisinden su ve yemek isteyenin onu ihtiyaçları karşılama kudretine sahip olan hakkın mesabesine, ki insan Allah'ın halifesidir, yerleştirdiğini görebilecek bir himmete sahip olmayabilir. Böyle bir durumda yapılacak işlerin en azı daha çok iyilik ve hayır elde etmek maksadıyla ticaret saygı ile dilencinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halbuki bu hadisi öğrenip de seni halife olarak görevlendirdiği, çünkü her şey ona aittir, görevlendirdiği işlerde senden bir şey isteyenin Allah olduğunu gördüğünde iş nasıl olacaktır? Yani bunu görmüyorsan bile bari ticaret amacıyla dilencinin isteğini ya da ihtiyaç sahibinin isteğini karşıla. Yani ben şimdi karşılarsam ahirette de karşılığını alacağım ya, düşüncesinde bari ol diyor yani, işin hakikatini göremiyorsan. Her şey Allah'a aittir ve Allah seni halife olarak görevlendirdiği maldan infak etmeni emrederek şöyle demiştir. Sizi halife kıldığı mallardan infak ediniz. O maldan infak ettiğinde ecrin ve sevabın artar. Güzel bir söz veya kendisinden memnun, tatlı bir çehreyle bile olsa dilenciyi kovma. Sen Allah ile karşılaşacaksın. Hazreti Hasan veya Hüseyin dilenci bir şey istediğinde istediğini vermek üzere koşar ve şöyle derdi. Hoş geldin, safa geldin. Sen benim ağzıma ahirete taşıyacak kişisin. Sen benim azığımı ahirete taşıyacak kişisin. Böyle dermiş Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin dilenciyi yükünü taşıyan birisi olarak görmekteydi. Allah insana bir nimet verip de başkasına onun fazilet ve ihsanını yüklemediğinde kıyamette onu kendisi taşır ki onun hesabı kendisine sorulabilsin. Bu nedenle Hazreti Hasan şöyle derdi. Dilenci azığı ahirete taşıyandır. Bu sayede kendisinden taşıma yükü kaldırılmış olur. Evet. Bu konuyla alakalı var mı sorumuz? Evet. Hocam, bazı dilenciler yolda karşılaşıyoruz. Eve geliyorlar, sık sık geliyorlar. Bazıları bunu artık alışkanlığa çevirmiş. Meslek haline getirmiş diyorsun. Böyle insanlar için ne görüşte olmak? Şimdi tabii işin hakikati cihetiyle baktığında insan her ne kadar onu meslek haline getirmiş olsa da o da Allah'ın bir kulu ve dedi ya zaten burada, asıl senden isteyici hak onun nezdinde senden ister. Bu gözle bakıldığında onun ihtiyacını gidermekte gerekir anlaşılıyor. Bu hususta elimizdeki kitapta Pirimiz Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'nin şöyle bir ifadesi var. Gün içerisinde bir isteyici, bir dilenci geldi, senden istedi, ver. Sonra başka bir dilenci geldi, senden istedi, ver. Sonra başka bir dilenci geldi, senden istedi, ver. Üç kez verdikten sonra dördüncüye başka bir isteyici, dilenci geldiyse senin verdiğini bilip bunu da meslek haline getirip adetten dolayı sıraya geçip istediklerinden dolayı üçten sonra vermeyebilirsin diyor. Bak, verme demiyor. Vermeyebilirsin diyor. O zaman burada ölçüyü ne olarak anlıyoruz? Yani gün içinde üç tane isteyici karşımıza çıkarsa, eftal olanı, kamil olanı o isteyiciye vermek. Ama o ihtiyaç sahibi olsun ama olmasın fark etmez. Allah rahmet eylesin. Mehmet amcamla birlikte İstanbul'a kitap almaya gittiğimizde Mehmet amcayı yanımda gördüklerinde yanımıza çok sokulan oluyordu. Hemen bir şeyler istemeye geliyorlardı. Mehmet amca da her isteyene bir şeyler veriyordu. Şüpheş. Mehmet amca, bak onlar meslek haline getirmiş. Bizi böyle görüyorlar ya, ikimiz de yan yana. Ya bu hacı dayılar verir diyorlar. Onun için geliyorlar dediğimde o zaman. Bu anlattığım olay belki
18 sene önce, 20 yıl önce. O zaman dedi ki, olsun Ahmet Efendi, olsun ben Allah için veriyorum. Evet, bu bana ibret olmuştu. Yani ben o şöyle böyle yaptı diye vermiyorum diyor yani. O kandırdığını zannediyorsa da kendini kandırır. Ben Allah için veriyorum diyor yani. İşte bu incelikleri düşünmek lazım. En azından boş çevirmek.